Galatasaray'ın Fenerbahçe müjdesi. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Kayserispor karşısında 90+9. Dakikada direkt kırmızı kart gördü. Cezalı duruma düşen Fred böylece hem pazar günü ligde oynanacak hem de 29 Aralık'taki Süper Kupa'daki Galatasaray derbilerinde forma giyemeyecek. İkinci sarıdan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ise pazar günkü derbide oynayamayacak. Sarı lacivertli ekibin adeta lokomotifi olan oynadığında hem savunmayı hem de hücumu toparlayan, yokluğu oldukça fazla hissedilen Fred Kayserispor karşısında direkt kırmızı kart gördü. Kurallar gereği Sambacı direkt kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alacak. Böylece cezalı duruma düşen Fred Galatasaray'la hem pazar günü oynanacak lig hem de 29 Aralık'ta oynanacak Süper Kupa finalinde forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise Fenerbahçe derbisi öncesi sakat oyuncu bulunmuyor. Cimbo mezeli derbide süper yıldızlarının katkısıyla Fenerbahçe'yi liderlik koltuğundan itip şampiyonluğa kadar koltuğunu korumak istiyor. Galatasaray İspanyol devinin yıldızını istiyor. Okan Buruk, Real Madrid forması giyen orta saha oyuncusu Dani Ceballos'u kadroda görmek istediğini iletti. Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde orta sahaya mutlaka takviye yapmayı düşünen Cimbom, Real Madrid forması giyen Ceballos'u gündemine aldı. Ndombele'den umudu kesen Okan Buruk, Sergio Oliveira'nın da sakatlanmasının ardından bu transfere yeşil ışık yaktı. Buruk, yönetime Madridli yıldızı takımda görmekten memnuniyet duyacağını iletti. Galatasaray 27 yaşındaki İspanyol oyuncu için önümüzdeki günlerde Real Madrid'le temasa geçecek ve transferi bitirmeye çalışacak. Dani Ceballos bu sezon Real Madrid'de 10 maça çıktı. Başarılı isim bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Ceballos'un Real Madrid'de 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dünya devi Icardi için devrede. Real Madrid devre arasında Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. İspanyol basını Arjantinli yıldızın alacağı ücreti de yazdı. Geçen sezondan beri Galatasaray'da attığı gollerle rekorlar kıran, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi bu sezonda gollerine devam etti. Sezon başında bonservisiyle Galatasaray'a katılan yıldız oyuncu 25 maçta 17 gol atarken 6 da asist yaptı. Icardi'nin bu performansı forvetlerinden verim alamayan Real Madrid'in dikkatini çekti. Marca'nın haberine göre Madrid, Mauro Icardi'yi devre arasında kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Habere göre Icardi, Real Madrid'e imza atması halinde 8 milyon euro bonus kazanacak. 30 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da 6 milyon euro kazanıyor. Galatasaray transfer için Jose Mourinho'yu bekliyor. Sol bek arayışlarını sürdüren Cimbom'un Roma'nın tecrübeli oyuncusu Leonardo Spinazzola'yı gündemine aldığı iddia edildi. Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da öne çıkan ismin Spinazzola olduğu öne sürüldü. Sözcünün haberine göre Roma'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun kontratının sezon sonunda bitecek olması sarı kırmızılıların elini güçlendiriyor. İtalyan medyası da iddiayı duyururken teknik direktör Jose Mourinho'nun bu transfere bir stop back takviyesi yapılırsa onay verebileceğini ifade etti. Galatasaray yönetimi Spinazzola transferini bonservis bedeli ödemeden yarım sezonluk kiralama bedeliyle bitirmeye çalışacak. Sarı kırmızılıları masada en çok 30 yaşındaki sol bekin maaş talebi terletebilir. Spinazzola'nın Roma'daki brüt maaşı 5,5 milyon euro. Yıldız oyuncu bu sezon çıktığı 14 maçta 1 gol 2 asistlik katkı yapmıştı. Yaz başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklentileri karşılayamayan Angelinho artık Galatasaray'da süre alamayacak. Güncel haberlere göre Kopenhag deplasmanında 19. kez formayı giyen İspanyol sol bek 20 maça bağlı 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu nedeniyle kadro dışı kaldı. Galatasaray'a transferde büyük şok. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Sparta Prag'la eşleşmişti. Avrupa'da başarıyı hedefleyen ve bu doğrultuda kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışmalar yapan sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu için şoke eden bir ayrılık iddiası gündeme düştü. İşte transfer haberinin detayları. Avrupa Ligi playoff turuna kaldığı için 600 bin euro UEFA'dan bonus alan Galatasaray son 16'ya adını yazdırırsa 1.2 milyon euro daha kazanacak. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında başarıya ulaşmak isteyen Cimbom transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte doğru hamleler yapmayı planlayan Galatasaray kadrosunu daha da güçlendirmenin peşinde. Sezon başında Şampiyonlar Ligi etkeniyle birlikte Crystal Palace'ten Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha gelişiyle birlikte büyük heyecan yaratmıştı. Ancak sakatlığından ötürü uzun süre forma giyemeyen yıldız oyuncu çıktı 18 maçta 6 gol atıp 2 de asist yaptı.
Son milli takım arasında Dubai'de görüştüğü tahminen Suudi Arabistan takımıyla prensip anlaşmasına varan Fil Dişili oyuncu Ocak ayında takımdan ayrılacak. Yeni takımından 15 milyon euro artı imza parası kazanacak olan Zaha'nın adı açıklanmayan yeni takımıyla 3 yıllık anlaşma imzalayacağı iddia edildi. Zenit ile Galatasaray'dan tarihi takas. Cimbom bir Brezilyalı futbolcuyu gönderip yerine yenisini alacak. Bu müthiş takas iddiası Rusya'dan geldi. Tete'ye karşılık Wendel. Kısa süre önce Galatasaray'ın kurtulmak istediği Tete için Rusya'dan teklifler geldiği iddia edilmişti. Tam da bu iddiaların dumanı tüterken Rusya'dan ortalığı karıştıracak bir takas dedikodusu gündeme düştü. Rusya'dan Babsakır'da yer alan iddiaya göre Zenit, Wendel'i Galatasaray'a Tete karşılığında takas edebilir. Rus kulübü yaptığı açıklamada, daha önce Wendel'in Zenit'ten ayrılma niyetinde olduğu ve teklifleri değerlendireceği yönünde iddialar vardı. Transferin görüşülebilmesi için oyuncumuza resmi teklif verilmesi gerek. Böyle bir teklif olmadığı için iddiaların da gerçek olmadığını deklare edebiliriz şeklinde konuştu. 26 yaşındaki Wendel'in Avrupa'da futbol oynamak istediği, bu yüzden de Türkiye'ye gelmek istediği iddiası daha önce de gündeme gelmişti. Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 20 resmi maça çıkan Tete yalnızca 1 gol ve 2 asistle skora etki etti. 23 yaşındaki sağ kanat ile 2027'nin yazına kadar sözleşme imzalanmıştı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ni 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi playofflarına katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Avrupa Ligi'nde son 16'ya katılacak olan takımları belirleyecek kura çekiminde sarı kırmızıların rakibi Sparta Prag oldu. Diğer eşleşmeler ise şöyle: Feyenoord Roma, Milan Ren, Lens Freiburg, Young Boys Sporting Lisbon, Benfica Toulouse, Braga Karabağ, Shakhtar Marsilya. Galatasaray'ın playoff turundaki maçları 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Cimbom ilk maçını 15 Şubat'ta evinde oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nin belalısı olarak tabir edilen Sevilla bu yıl kupada mücadele edemeyecek. Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada tamamlayan İspanyol temsilcisi Avrupa kupalarına veda etmişti. Bu yıl Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi'nde geçiren Liverpool ise kupanın favorisi olarak gösteriliyor. Galatasaray bombayı patlatıyor. Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye hedefleyen Sarı Kırmızılar, kariyerini Belçika'da sürdüren 19 yaşındaki yıldızın transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar. Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Sarı Kırmızılar yaz transfer döneminde olduğu gibi ara transfer dönemini de hızlı geçirmeyi hedefliyor. Arayışlarını sürdüren yönetim devre arasında potansiyeli yüksek bir oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçecek.